Slovak Dağlılar Dernek Başkanı Sayın Yılmaz Keten ve yönetim kurulu üyeleri. Sayın Keten, kimdir bu Akdağlılar? Slova'daki yeri ve önemi nedir derneğiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle güzel sularımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Fotoğraf de teşekkür ederiz böyle bir fırsatı bize verdiği için. Akdağlılar 950 tarihi olan Samsun, Amasya, Sulova sınırları içerisinde olan üç bölgeyi birleştiren, coğrafi ve fiziki özellikli olan, kendi kültürleri olan, kendilerine ait bir kültür olan bir toplumdur. Hem Amasya'da hem Sulova'nın bütün köylerinde şu anda yerleşik durumda yaşarlar. Sulova'nın temel kültürünü, temel yapısını oluşturan bir toplumdur. STK olarak da Sulova'da faaliyet göstermekteyiz. Biz Amasya'da faaliyet yapan bir derneğimiz daha var. Sulova'da temel kültür üzerine yaptığımız çalışmalarla, sosyal yardımlaşma çalışmalarıyla, Sulova'da yapılan sosyal hayatla alakalı çalışmalarda her alanda yer almaya çalışıyoruz. Temsil ettiğimiz toplumu her alanda temsil ederek varlığını sürdürmesini sağlıyoruz. Ayrıca bizden önceki mevcut atalarımızın, atalar kültürü dediğimiz kültürümüzün yaşaması için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Kültürel özelliklerimizle alakalı uzun süreli çalışmalar yaptık. Nedir bu çalışmalarınız? Şimdi biz dernekçiliğe başladıktan sonra, dernekte tabii Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği yapısında derneğimiz, normal faaliyetlerde bulunmak için yapmıştık. Şöyle bir şeyin farkına vardık. Bizim bölgemiz 950 yıllık bir tarihi olmasına rağmen bizim bölgemizle alakalı herhangi bir çalışma, derleme, düzenleme ya da kaynak araştırması vesaire yapılmadığını gördük. Ve bu arada kendimiz de köy kültüründen, kültürün içerisinden geldiğimiz için bazı kültürel özelliklerimizin de kaybolduğunu gördük. Örneğin eski halaylarımız, eski türkülerimiz, manilerimiz, işte kilim dokumaları, düğün gelenekleri, bunların tamamının kaybolduğunu gördük. Bu doğrultuda sizin bir de kitabınız var. Evet. Bizi var eden kültürümüz evet. diye. Tamamen bu kültürü mü yansıtıyor bu kitap? Tamamen bu kültürde onda biri diyebiliriz ya da %10'u diyebiliriz. Kaybolanlar, yani bir insan yaşadığı hayatı hayat süresinde bir kültürü temsil eder. O vefat ettiği zaman onun yaşadığı o kültürde ona kadar gelebilen kısmı kaybolur. Biz bu kaybolanların peşine üzülmektense var olanları yaşatmak için bunları önce kayıt altına aldık. Sonra kayıt altına aldıklarımızı kitap haline getirdik. Amasya Valimizin, Sulova Belediye'mizin ve Amasya Belediye Başkanlarımızın destekleriyle yayınladık bunu. Yayınladıktan sonra bize gelen tepkilerde de çok güzel şey yaptığımızın değerini biz ancak o zaman anlayabildik. Çünkü kaybolan... Bu tamamen sizin derlemeniz. Tamamen bizim derneğimizin çalışması yani. Evet. Yıllardır işte yönetim kurulu arkadaşlarımızın destekleriyle köylerimizi gezdik, diğer faaliyetleri yaptık. Bu arada çıkan değerleri not aldık, biriktirdik. Bununla alakalı çalışmalar yaptık. Aslında ilk bu çalışmaları yaparken biz bunları gençlerimize öğretelim düşüncesindeydik. Sonra bunların işte yaşayan kişiler dediğim gibi vefat ettikten sonra o da onunla kaybolduğunu anlayınca bunların kayıt altına alınması gerektiğini kararını verdik ve kayıt altına aldık, yayınladık. Aynı zamanda gençlerimizin öğretilmesiyle alakalı sürekli çalışmalarımız devam ediyor. İşte toplumsal hayatın içerisinde Sulova'da kurulan STK birlikleri, STK faaliyetlerinde aktif olarak platformlarda yer alıyor derneğimiz. Bu gibi çalışmalar yaparak toplumumuzu, var olduğumuz toplum içerisinde temsil etmeye çalışıyoruz. Evet, aynı zamanda Akdağlılar Derneği olarak yaptığınız diğer çalışmalar neler? Şimdi dediğim gibi kültürel özelliklerimizin yanında bizim bilinmeyen bir bölgemiz var. Amasya ve Samsun sınırları içerisinde iki vadinin birleştiği, işte ortada bir dağ, bu bölgenin en yüksek dağı ve çevresinde kurulu köylerden oluşan, fiziki ve coğrafi yapısı olan bir bölge demiştik. Şimdi bu gezilerimiz esnasında hepimiz işte köy kültüründen doğa içerisinden geldiğimiz için doğa gezileri yapmaya başladık. Sonra bu gezdiğimiz yerlerin örneğinin, emsalinin bu bölgede olmadığını ve bunu da kimselerin bilmediğini fark ettik. Sonra anladık ki buralar Amasya turizmi ve Sulova için çok önemli. Örneğin Akdağ'ın üzerindeki yel değirmeni kalıntıları, işte Sulova sınırları içerisinde bulunan 3 adet kanyon, bunların fotoğraflamalarını, tespitlerini, işte
işte tanıtımı için gerek sosyal medyaya gerek kitabın içerisinde yer alması, işte Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne resimlerinin belgelenerek verilmesi gibi çalışmalar yaparak aynı zamanda da alternatif turizmde bir faydalı işleri yapmaya çalıştık. Sonra farkına vardık. İşte bizim bölgemize gitmeyen insanların gitmeye başladığını, gezmeye işte bilmediğin mesela Şulova'da veya Amasya'da hatta bölgesini çoğu insan bilmezdi. Bundan 5-6 veya 7 yıl önce. Ama şu anda bakıyoruz bu insanların en küçük boş zamanlarında işte pazar günü olsun diğer zamanlarında bu bölgeyi gezdiklerini, fotoğrafladıklarını ve bunu biz sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Buradan görebiliyoruz ki bu bizim örnek aldığı yani örnek olarak yaptığımız çalışmalardan sonrasında başladığında fark ettik. Daha sonrasında şu andaki düşüncemiz de bu yerde yerlerle alakalı turizmde değerlendirmek amacıyla proje hazırlıklarımız var. İnşallah onlarla ilgili çalışmalarımız da tamamlanır. Ayrıca Aktağ bölgesinde bilinmeyen yerlerde bilmediğiniz bitkiler de vardır. Evet, pek çok endemik bitki var. Örneğin Türkiye genelinde endemik bitki literatüründe zambak ve lale Akdağ'da belirli bölgelerde nadir türleri vardır. Mesela 6 tür Amasya lalesinden bir türü sadece bizim işte dağlarda insanların ve hayvanların ulaşmadığı sak yerlerde 150 metre karede yüzlerce lale olduğunu görürsünüz. Bahçenizi ekseniz bitiremezsiniz ama orada doğal ortamında bir endemik tür olarak yetişir. Zambaklar vardır. Diğer türlerde de çalışma yapılması gereken nadir bölgelerden birisi. Siz bu bitkilerin arşivini yapıyorsunuz. Şimdi resimleyerek, görüntüleyerek. Temel bilgimiz olmadığı için, endemik bitki türleriyle alakalı literatür bilgimiz olmadığı için biz ancak fotoğraflama çalışması yaptık. İşte kitabımızı alamadık bunu. Peki bu doğrultuda üniversiteyle ortaklaşa bir çalışma yapmayı planlıyor. Bölgemizdeki üniversitelerle değil, daha önce diğer dışarıdaki üniversitelerden işte bu konularda araştırma yapan, endemik bitkiler üzerinde araştırma yapan arkadaşlara kılavuzluk yaparak, yardımcı olarak zaten bunların gelmesiyle fark ettik biz. Onlar gelip de bölgede gezdir misiniz dediğinde, önüne düşüp geldiğinizde bizim her bunun üzerine basıp geçtiğimiz bitkilerin ne kadar değerli olduğunu hocalar sayesinde öğrettik. Bundan sonra da işte biz kendi üniversitemizden bekliyoruz. Bu anlamda bir çalışma yapabilir. Sulova Yüksek Meslek Yüksek Okulu yapabilir. Peki Sayın Keten, bölgede termik santrali yönelik bazı çalışmalarınız da var. Evet. Termik santralin ilçeye verdiği zarar nedir? Dernek olarak Sulova'da kurulan platform içerisinde önde yer aldığımız yerlerden birisi de Yeşil Sulova platformu. Dediğim gibi toplumumuzu temsil etmek için her yerde var olmak ve bu bize verilen görevi yapmak zorundayız. Bu bölgenin temeli olan, yani bizim insanlarımız buranın yerlisidir. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Hacıköy'den, Taşova'dan, Karadeniz'den, Erzurum'dan, başka yerlerden gelenler burada herhangi bir aksilik olduğunda gidebilirler. Ama bizim gidecek yerimiz yok. Bu topraklar bizim diye düşünüyoruz. Ve biz bu topraklara sahip çıkan insanları temsil ediyoruz. Termik santralin de ne kadar zarar verdiğini ama enerjinin ne kadar önemli olduğunu kıyasladığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Enerjiden ve her şeyden önemli olan tek bir değer var. Enerjisiz, diğer ihtiyaçlarınız olmadan yaşayabilirsiniz. Bilgisayar teknolojisi olmadan yaşayabilirsiniz. Ama aç kalamazsınız. Bu bölgede bizim var olduğumuz bu bölge dünyada 9 verimli endüstriyel tohumculukta önemli, 7 sulanabilirlikte önemli, ovalardan, özelliği olan bölgelerden biri olduğunu biz termik santral sayesinde öğrendik. Bilmiyorduk böyle bir değer olduğunu. Termik santralle nasıl mücadele ederiz diye araştırdığımızda bu ovanın önemini o zaman anladık. Ki gıda yani 2025 yılından sonra dünyada gıda savaşlarının hesaplandığı, öngörüldüğü bir dünyada gıda her şeyden önemlidir. Bizim bu ovayı sulayan tersakanımız var. Bu tersakan suyu termik santralde kullandığı zaman tarıma hiçbir şekilde su kalmayacak. Hepsini de yine geçelim. Türkiye şeker pancarı tohumunun %85'ine yakın kısmını biz üretiyoruz. Sulu ovada
Türkiye'deki etin %4,5'ü, %5'i şu andaki yeni yatırımlarla, %6'sı, %7'si ve dünyaya et gönderecek şekilde yeni bir büyük entegre fabrikamız kuruluyor. Hepsini de geçelim. Terim Santral'in yeri olarak hesaplanan yer organize sanayimize 200 metre. Bunların hepsini yine geçelim. Bizim kömürümüz kalorisi çok yüksek bir kömür. Evet. Kalorisi yüksek bir kömürün pazarını her yerde bulabilirsiniz. Enerjiyi her yerden üretebilirsiniz. Rüzgar enerjisinde ovada 7-24 sürekli esen rüzgar vardır. Bu rüzgarın değerlendirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarına yönelilmesi gerekir. Bunun haricinde de yine meyveciliğe hiç dokunulmadı. Farkındasınız, biraz önce yapılan toplantıda da. Bu bölgede Nisan ayında başlayarak Temmuz'un 15'ine kadar taze kiraz bulabilirsiniz. Amasya'nın olmazsa olmazlarından bir tanesi en kaliteli, dünyanın en kaliteli elmasını burada bulabilirsiniz. Bu ovanın tarihini daha araştırdığımızda 200 yıl önce pirinç, pamuk dahil bütün endüstriyel ürünlerin burada üretildiğini ve bu ovada her ürünün alınabildiğini, o toprağa düşen her tohumun çimlendiğini deneyip tecrübe ettikten sonra termik santral yapmak bu ovayı katletmektir. Tamam, sul ovayı da geçelim. Amasya genelinde meyvecilikten ekmek yiyelim diyelim. Ekonomisi tamamen meyveciliğe dair bine yakın aile var. Bu ailelerin tamamını etkileyecektir. Amasya turizmde parlayan yıldızdır. Sulova dedik ki tarımda, hayvancılıkta Sulova parlayan yıldız. Turizmde de Amasya Türkiye'de yeni keşfedilen, hatta dünyada yeni keşfedilen, Başbakanımız Davutoğlu'nun dünyada görmek istediğiniz yerler sırasında gidin Amasya'yı görün dediğini Davos'ta duydum. Evet. Sevindik. Bir de buraya termik santral kurduğumuz zaman 30 kilometre içerisinde kalın. Ve bu şehri de yok edeceğiz. Tarihiyle 5000 yıllık, işte 8000 yıllık denir. Tarihiyle yok edeceğiz. Gelecekte diyelim, bizim tarım arazilerimiz kirlenmemiştir. Türkiye genelinde, dünya genelinde baktığımızda her türlü ürünü yetiştirebileceğimiz, her türlü ürün derken biraz yelpazeyi açalım isterseniz. Öyle bizim bazı ürünlerle meşhur dediğimiz bir kavram evet, vardır. Ekranlarınızda da görüldüğü evet. gibi yöresel ürünler. İşte bir köyümüzde diyelim ki bu bölgemizde Ayrancı köyümüzde kavun karpuz çok kalitelidir. Marka değer olarak keşfedilse, marka yönünde, markalama yönünde bir çalışma yapılsa gerçekten kaliteli olduğu Türkiye genelinde de keşfedilir. Peki siz bir sihir toplumu kurmuşsunuz. Dolayısıyla bazı ürünlerimiz çok kaliteli evet. ve çok değerli. Bunların patentini almayı düşünüyor musunuz? Böyle bir hedefiniz, projeniz var mı? İşte şunu söyleyeyim size. Yapacak o kadar çok işimiz var ki. Bu da bunların sıralamasında. Şimdi köylerimizde dediğim gibi fasulye mesela. Çok yüksek miktarlarda fasulye üretilir. Kalesiz de Türkiye'de İspir fasulyesiyle yarışır. Evet. Hemen fiyat da aynı. Şurası 20 bin lira civarında bir fasulyeyi biz üretiyoruz ve 10 dönüm ekiyorsak 30-40 dönüm daha arazimiz boş. İşte bunun pazarı, bunun üretimine yönelik, bunun üretiminin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapabilirsek biz hem köylerde istihdamı, işte köyümüze gelir getirecek yeni bir gelir kapısı açmış oluruz. Aynı zamanda da bu ürünler ya İspir fasulyesi bir marka olmuştur. Ama bizim Sulova fasulyesi işte 4 köyümüzde yetişir bizim. Seyfe, Kuzalan, Soku, Derebaşı'na gibi bir vadi içerisinde sıralı 4 köyümüzde yetişir. Kalitesiyle alakalı herhangi bir şey yapılmamıştır. Örneğin Akdağ bölgesinde ıhlamur, kekik ve diğer ada çayı gibi bitkiler doğal olarak bol miktarda yani siz tıbbi aromatik bitki dediğiniz zorla yetiştirilen ürünler bizim dağlarımızda doğal olarak yetişiyor. Ve bu bölgede arıcılık da yapılıyor. Ama doğaya baktığımızda değil mi biz devamlı gezerek doğaya baktığımızda 100 kovanları varsa bunun 10 kovanı bizim yerli arıcımız. Diğer 90 kovanı göçer olarak gelen arıcılar. İşte biz bunu da teşvik etmemiz lazım. Bunun haricinde diğer köylerimizde yine işte çilek konusunda çalışma yapan ve başarı elde eden 2-3 tane köyümüz var. Bunlarda da yine bu çalışmaların teşvik edilmesi, işte pazarların araştırılması buna yönelik
çalışmalar yapıyoruz. Bazı köylerimizde kiraz. Temmuz'un 15'inde Ağustos'ta kiraz bulabilirsiniz. Ve dünya pazarında 40 dolar ettiğini 2008'de yapılan bir araştırmada öğrenmiştik biz. 40 dolara hiç dünyada hiçbir ürün yoktur. Mücevher hariç. Yine ovada bazı köylerimizin işte domates var, bir köyümüzde yetişir. Biber mesela kapancada çok kaliteli şekilde biber yetişti. Ama bunu teşvik etmek lazım. Soğanda kalitemizi biraz kaybettik. Son yıllarda çiftçimizin bilinçli hareket etmesiyle yeniden toparladık. Belki de dünyanın en kaliteli soğan üretiyoruz ama farkında değiliz. Yaşadığımız toplum içerisinde yaptığımız bu faaliyetlerde elbette ki derneklerin herhangi bir gelir kapısı şu bu olmadığı için öncelikle ben bize destek veren tüm üyelerimize, Sulava'da bize destek veren esnaflarımıza, Amasya Valimiz Sayın İbrahim Ali Çomaktekin'e, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e, Sulava Belediye Başkanı Fatih Uçoğ, yıllardır bütün çalışmalarımızda özveri ve gönüllü olarak çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Harici arkadaşlar, evet, ben de söylemek istedim. Yönetim kurulu arkadaşlarımız burada. Evet abicim, seni tanıyalım. İsim nedir? Bayram Basit Demir, Sulova Aktarlar Derneği üyesiyim, arkadaşlar bir de. Tarımla uğraşıyorum ben kendim. Emekliyim. Dernekle ilgili duygu ve düşüncelerin neler? Dernekle ilgili düşüncelerimiz çok. Derneğimize çalışmalarımız devam ediyor. Daha ileriye, daha iyi hizmet etmek için çevremize, araştırmalarımıza devam edeceğiz. Size de geldiğiniz için Toprak TV'ye teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz. Evet. Metin Sarar, Aktarlar Dernek Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Sulava Aktarlar Dernek Başkanıyım. Elimizden geldiği kadar derneğimizde faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. Siz de bize bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İsmim Süleyman Öztürk, Aktarlar Dernek Yönetim Kurulu üyesi. Derneğimizin faaliyetleri devam ediyor. Bundan sonra devam edecek. Aynı zamanda Toprak TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Anlattığınız için. Evet Suat abi, işletmemizin evet. Ustası, Semaver çaylarımızın ustası. Evet, evet. İsmim Suat Koca. Aynı zamanda Aktarlar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Meslek icabı burada bulunmaktayım. Müşterilerimize, insanlarımıza, çevremize en azından geleneğimize göre, görüneğimize göre aynı başkanımızın da ifade ettiği gibi yardımcı olduğunuz için, bizler de yalnız bırakmadığınız için Toprak TV ailesine de teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizin eşliğinizde işletme evet. sahibi Mustafa Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, sizi tanıyorum. İsmim Fahrettin Özdemir, Aktarlar Yönetim Kurulu üyesiyim. Dernek olarak da bu yörede en büyük dernek olarak Sulova Aktarlar Derneği olarak da yöremizin bütün tanıtımında, gelişiminde dernek başkanımızla beraber tanıtmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Bu arada Toprak TV'de bize bu şansı verdiği için bizi, bize programımıza yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Fatih Töngüş. 2003 yılından beri yürüttüğümüz dernek üyeliği ve dernek yönetim kurulu üyeliği olarak devam etmekteyiz. İnsanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Vermeden, almadan, vererekten, zamanımızdan vererek, paramızdan vererek insanlarımıza faydalı, memleketimize faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bunlarda da Cenab-ı Allah nasip ederiz. İnşallah başarımızı nasip eder. Dernek başarımızı yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere bütün derneğe gönül verenlere, Sulova'mıza, Sulova'lara herkese saygılarımı sunuyorum. Sizlere de bizlere bu fırsatı memnun için Toprak TV ailesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Özellikle bu programın gerçekleşmesinde emeği büyük olan Aktarlar Dernek Başkanı Sayın Yılmaz Keten'e teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Şimdi tanıtım, yani düşüncelerimizi anlatabilmek bizim için büyük bir fırsattır. Aslında kısaca sonu bağlamadan şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Tabii ki. Son zamanlarda dedik ki kültürümüzün unutulan özelliklerini yaşatalım diye evet, uğraşıyoruz. Evet, bu arada kitabımız da burada ansiklopedi gibi bir kitap. Evet.
geçirmişsiniz. Kutluyorum. Ondan sonra yani biz öldüğümüz zaman bildiklerimiz kaybolacak ama... Bir iz bırakmışsınız. Evet, kaynak evet. Olarak... Slova'ya bir iz. Derneğimizin zannediyorsam yaptığı en önemli çalışmalardan birisi. Tabii biz bunu sadece yazılı ortamında da bırakmıyoruz. Biz gençlerimizle, çocuklarımızla, haşinle, şunları, konularla uğraşın. Mesela bir sokak köyümüz var. Orada bu genişlikte bir misafirhanemiz var. Eskiden yapılan bizde bir mehle geleneği vardı, bir de konak geleneği var. Mesela aynı köyde gezmeye gidiyorsanız buna mehle denir, köyden başka köye gidiyorsanız buna konaktır. Biz bu gecelerde yapılan oyunları, gelenekleri burada gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Bununla alakalı ileride yapacağımız bir çalışmada size yine haberdar edin. Konuda çekim yapmanızı, bizi aramıza katılmanızı istirham ediyorum ben sizden özellikle. Tabii ki tekrar seve seve. Geldiğiniz için, bizim karnımızı çekip bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayrıca da ilk bahar ve yaz döneminde sizleri bekliyoruz. Ben bayağı hatta öğrensin inşallah. Fahri Sulova'da olduk. Her zaman teşekkür ederim. İlk ve tek yayla şenliği var. Allah nasip ederse Temmuz'un, Ağustos'un ilk haftasında yapacağız. Ona da sizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sizin programınızın amacıyla da örtüşemişim. Bizim hep topraktan gelen, tarımın içinden gelen insanlarız. O yüzden sizi mutlaka aramızda görmek istiyoruz. Bilginiz olsun. Evet, biz de Toprak TV ailesi olarak bizim farkımız bu diyorum ve teşekkür ediyorum.